Merhabalar. Bugünkü konumuz alerjik dermatitler. Evcil dostlarımızda da alerjik dermatitleri oldukça sık görebilmekteyiz. Daha çok köpeklerde bu sorunu görüyoruz. Kedilerde köpeklere göre biraz daha az ama yine kediler arasında da sıklıkla görebildiğimiz bir durum. Dermatiti açarsak derinin yangısı anlamına geliyor. Basit anlamda Türkçeleştirirsek. Alerjik bir deri yangısı olarak kısaca özetleyebiliriz. Bu alerjik deri yangısı, alerjik dermatiti iki faktöre, ana faktöre ayırabiliriz. Birincisi gıdaya bağlı alerjik dermatitler. Burada tamamen kedi ya da köpeğimizin aldığı gıdaya bağlı olarak şekillenen bir durumdur. Birçok gıda yapısında proteinler ve diğer elementleri içermektedirler. En çok proteine karşı vücutta bir reaksiyon şekilleniyor bu durumda. Bu reaksiyon önce bağırsakta başlıyor. Proteinlerle ilk vücut karşılaştığında orada bir reaksiyon tetikleniyor. Ve daha sonrasında aşama aşama ilerleyerek bu reaksiyonu deriye yansımış olarak görüyoruz. Reaksiyon deriye yansıyınca deride bir inflamasyon. Biz inflamasyonu nasıl görüyoruz? Kızarıklaşma. İleriki dönemlerde bölgede yaş bir durum görebiliyoruz. Ve devamında şekillenen kaşıntı ve huzursuzlukla kendini belli ediyor. Bu proteinlerin yapısı önemli. Bunun molekül büyüklükleri ve çeşitli faktörlere göre bu reaksiyon şekilleniyor kedi ya da köpeğimizde. Burada dikkat etmemiz gereken husus gıda. En önemli faktör gıda. Neye alerjisi olabilir diye sorular bazen olabiliyor. Bunu bilmek imkansız. Burada da eliminasyon diyetleri yapmak gerekebiliyor. Ya da alerjenler yönünden azaltılmış ya da non alerjenik mamaları kullanmamız gerekiyor. Bu birincisi. Bir diğeri atopik dermatit dediğimiz bir durum. Atopide daha çok çevresel faktörlerin yarattığı alerjiler hayvanlarımızı sıkıntı yaratıyor. Bunlar etraftaki tozlar, polenler, evdeki mite'lar olarak çeşitlendirebiliriz. Atopik dermatitin biraz daha genetik bir altyapısı var hayvanlarımızda. Bazı ırkların buna yatkınlıkları var. Özellikle köpeklerde birçok ırkı sayabiliriz. Bunlardan bazıları Golden Retriever'lar, Labrador'lar, Dog Argentin'ler, akla gelen en baştaki isimler. Böyle de devam edebiliyor. Atopik dermatitte çevresel faktörlerin en büyük, bunları engellemek de oldukça zor. Onun için biraz inatçı hem hasta sahiplerini hem bizi hem de dostlarımızı zorlayan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü çevresel faktörlerden kaçınmamız olabildiğince zor. Minimuma indirebiliyoruz burada da. Kısaca özetle iki ayrımı yaptık alerjik dermatitlerin. Alerjik dermatitlerin klinik belirtileri nelerdir? Yani bizim göreceğimiz semptomları nelerdir? Bunları da anlatacak olursak. Öncelikle deride bir kızarma fark ederiz ve devamında gelen bir kaşıntı. Rahatsız edecek bir düzeyde. Tabii her kedi köpek bir miktar kaşınacaktır ama burada kaşıntı arkası kesilmeyen takıntı şeklinde. Onun rahatsız olduğunu gördüğünüz bir kaşıntı şeklinde devam edecektir. Onun dışında kızarıklığın yanına ek olarak bazen koku hissedebiliriz derisinde, koku fark edebiliriz. Bu da derinin enfeksiyon kaptığını ya da mantarla komplike olduğunu gösterir. Bu da önemli bir belirteçtir, ayıraçtır. Onun dışında kabuklu, yaş, yara bölgeleri görebiliriz petimizde. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaygın olarak bunları da görebiliriz. Bu da sizin dikkatinizi çekecektir. Bu belirtiler en tipik belirtileridir. Yine kedi ve köpeklerde alerjik dermatitlerin bir diğer şeyi kulakta olabiliyor. Yine aynı şekilde kulağa da yansıyabiliyor bu alerjik reaksiyon. Kulak içlerinde kızarıklık, kulağında kaşınma, yine aynı şekilde koku ve kulak kirinin fazla miktarda olması. Bunlar da alerjiyle tetiklenebilecek semptomlardan bazılarıdır. Alerjik dermatitlerin tedavisinde nasıl yollar izliyoruz? Biraz da onlara değinelim kısaca.
Gıdaya bağlı olan alerjik dermatitlerde tedavi biraz daha kolay. Burada hipoalerjenik ya da analerjenik diyetler kullanıyoruz. Genelde 6 hafta içerisinde derideki reaksiyonun zayıfladığını, kaşıntının azaldığını rahat bir şekilde görüyoruz. Burada biraz daha iyi olduğumuz bir durum. Gıda faktörünü düzelttiğimizde vücut da cevap veriyor reaksiyonu düşürerek. Atopik dermatitte işler biraz daha karışık ve komplike oluyor. Başta saydığımız çevresel ve genetik faktörlerden dolayı deride kesilemeyen bir reaksiyon ve derinin bağışıklığı düşmüş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu durumda da deriye yerleşecek ikincil enfeksiyonlar diyoruz biz bunlara. Bakteriyel enfeksiyonlar, mantar enfeksiyonları, uyuz enfeksiyonu oldukça kolay deriye nüfuz edebiliyor. Normalde derinin kendi yapısının ciddi bir bariyer görevi var. Bakteri, mantar ve uyuzla karşılaştığı zaman bunu deri içerisine almıyor. Fakat alerjik, yangılı bir deride, atopik bir deride bu olduğu zaman çok kolay bir şekilde enfeksiyon ve uyuz etkeni deriden içeri girebiliyor. Tedavide onun için bu üç faktörü de her zaman göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Burada Dünya Dermatoloji Birliği'nin belirlediği bir tedavi prosedürü var. Burada birinci kullanım şey immünsüpresanlardır. Buna ek olarak bölgesel uygulamalar, kremler ve diğer şeylerdir. İkinci tedavi opsiyonu immünoterapidir. Birkaç yeni dünyada immünoterapi ajanı var. Bunlar da aşı şeklinde yapılıyorlar. Ve bağışıklık sisteminin bu vermiş olduğu anormal cevabı düzenlemeye, dengelemeye çalışıyorlar. Bir diğer tedavi şekli de eski bir tedavi yöntemidir. Şimdi onu da anlatacağım. Hiposensitizasyon, yani bu hassasiyeti olduğu şeylere hassasiyeti düşürmek anlamına geliyor. Bu da nasıl olur? Alerji testi ve alerji aşısıyla oluyor. Atopik dermatiti olan, bazı problemler olan, atıyorum hastamızın bir karaciğer problemi varsa, bir immünsüpresan kullanamıyorsa ya da immünoterapi yapamıyorsak bu yönteme gidiyoruz. Alerji testi yurt dışına gönderiliyor, alerjenler belirleniyor, bu alerjenler içinde çevresel faktörler aşı olarak hazırlanıyor, bize geliyor, yaklaşık 1-1,5 yıllık bir uygulama süreci var, düşük dozdan dozu yükselterek aşılıyoruz ve vücudun bu çevresel faktörlere olan hassasiyetini zayıflatıyoruz ona yavaş yavaş vererek. İnsanlarda da uygulanan bir durum bu. Hiposensitizasyon, bir diğer tedavi yöntemi de bu. Bunun yanında saydığım gibi eğer bakteri varsa, mantar varsa, uyuz da yerleşmişse deriye, bunların tedavisini de ek olarak ekliyoruz. Gıda kökenli olan alerjilerde tedavi biraz daha kolay. Yine gıda kökenli olan alerjilerde de uyuz, bakteri, mantar yerleşebiliyor. Onda da yine aynı tedavi opsiyonları var. Ama burada gıda basit bir şey olduğu için düzeltildiğinde bu sorun ortadan kalktığından o kadar detaylı bir tedavi atopideki gibi gerek kalmıyor. Konu aslında geniş. Olabildiğince özet olarak anlattık. Anlatmak istediklerimiz bu kadardı. Yine konuyla ilgili merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir şey varsa Instagram hesabımızdan bize ulaşabilirsiniz. Kliniğimizi arayarak bize sormak istediklerinizi yöneltebilirsiniz. Bu konunun dışında başka sorularınız olursa ya da anlatmamızı istediğiniz başka bir hastalık ya da video varsa onları da bize iletebilirsiniz. Teşekkürler.